aldı getirdi. Dediğim gibi abi, yani tesis anlamında bence Aziz Yıldırım döneminde önemli adımlar atıldı. Şimdi de belki sporcu kalitesi anlamında ya da teknik heyet kalitesi anlamında bu işi cilalandırmak istiyor olabilir başkan, benim anladığım kadarıyla. Zeki Uzundurukan'a da şöyle sorayım. Zeki abi, çarşamba günü Aziz Yıldırım'ın konuşmasını dinledin. Evet. Bugün dinledin. Bu iki günden senin çıkardığın, gördüğün vaatler Aziz Yıldırım'a seçim kazandırır mı? Biraz öncesine gitmek istiyorum. Çünkü ben medyanın böyle, gazetelerin 1 milyon sattığı dönemlerde Aziz Yıldırım'la çalışma fırsatı yakaladım. Çalışma derken Gürcan abi bilir. Hani biz de 93'te bu işin içine girdik. Onun böyle pahalı yıldızlar getirdiği dönemlerde gazeteler çok satıyordu. Ben Fotomaç'ın başına geldim de yayın yönetmeni oldum da gazete 400 bin satıyordu. Ve Roberto Carlos işi vardı. Tam 2,5 ay boyunca Fotomaç'ta Roberto Carlos manşeti yaptık. Biz manşet yapıyoruz, Fenerbahçe kulübü yalanlıyor. Tam 14 kez Roberto Carlos haberini yalanladı Aziz Yıldırım. Sonra bir gün karşılaştık, dedim ki başkan dedim. Yani biz yazmaktan bıkmadık çünkü geleceğini biliyorduk. Siz de dedim bizi yalanlamaktan bıkmadınız. Zeki dedi bugün olsa yine yalanlarım dedi. Sonra yani o dönemden epey geçtikten sonra bunu söylüyor. Çünkü işimizi bozuyorsunuz. Haberi yapıyorsunuz, karşı taraf fiyat artırıyor. Gelecek deyince iki katına çıkıyor iş falan. Böyle bir anımız vardı. Onun dışında en son 3 yıl önce bir yayından çıktıktan sonra aradı. Ben orada şunu söylemiştim. Aziz Yıldırım hani Fenerbahçe sevdasıyla, Fenerbahçe'ye hizmetle yanıp tutuşan bir başkanın her ne kadar artık ben Fenerbahçe'yi bıraktım, o işlere geri dönmeyeceğim dese de bir gün dönecek diye konuşmuştum böyle. Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'dan konu açıldığında. Aradı beni, dedi. Ben dedi artık dedi o işlerde yokum dedi. Hayatımı yaşıyorum dedi. Dünya varmış. O kadar rahatım ki dedi. Hatta dedi gel dedi birlikte güvercinlerimi sevelim dedi. Ben dedi artık bütün aşkımı, bütün boş vakitlerimi güvercin, müthiş bir güvercin koleksiyonum da vardır. Güvercinlere verdim dedi. Şimdi çarşamba günü yani o meşhur basın toplantısında izlerken bir medya çalışanı olarak Aziz Yıldırım'ı ne kadar çok özlediğimizi fark ettik. Hatta çalışma arkadaşlarım da aynı şeyi söyledi. Hani bunun içinde Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu da vardı. Aziz Yıldırım Türk futbolu için bir renk. Aziz Yıldırım bir ombudsman. Aziz Yıldırım Türk futboluna bazı noktalarda çağ atlattı. Bir Gürcan abi söyledi, tesisleşme. Onun dışında renkli, pahalı, yabancı dünya yıldızlarının Türkiye'ye gelme akımını başlatan başkandır. Çünkü onun döneminde, bu Alex'li dönemlerde hep en iyisini alıyordu. Yani son döneminde tamam Van Persie falan sakat, çok yıpratıldı o dönemlerde ama o zaman zaten bir düşüş başlamıştı Fenerbahçe'de ve Aziz Yıldırım'da. Ama yani bu sene çok farklı olacak. Onu biliyorum. Çünkü Aziz Yıldırım şampiyon yapmayı bilen bir başkan. Öyle ya da böyle. Yani sahada güçsüz olduğu yerde hisseder, bir anda masada güçlü olur, anlayamazsın. Pek çok dengeyi değiştirebilir. Bir cümlesiyle değiştirir, bir manşetiyle değiştirir. Yani mesajlar böyle evrende dolaşır. Futbol Federasyonu, Riva, Beylerbeyi, işte takımların olduğu semtler her yerde bir yankı uyandırır. O enerji Fenerbahçe artı olarak döner. Aziz Yıldırım'ın öyle bir tılsımı var. Ya bunu biz Ali Koç'ta göremedik. Mesela Ali Koç da Fenerbahçe için çok çalıştı. Kattığı tek değer bence Türk futboluna da Ali Koç'un oyuncu satma konusunda son dönemde en başkan. Çok pahalı oyuncular sattı. Gelir getirdi Fenerbahçe'ye ama Aziz Yıldırım Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim diyorsa ona inanmıştır. Yani Fenerbahçe'yi şampiyon yapar. Öyle ya da böyle şampiyon yapar. Mourinho gelmese de yapar. Mourinho zaten bir manşet. Mourinho Fenerbahçe için bir motto. Aziz Yıldırım'ın mottosu, öyle söyleyeyim. Seçim çalışmasında kullandığı bir manşet. O aslında hani ben Mourinho, biraz sonra konuşuruz da, Mourinho'yu konuştum ettim derken benim vizyonum bu diyor. Ben en tepeye vizyonumu koydum, geliyorum. Futbolcu konusunda da, teknik direktör konusunda da bunu dile getiriyor. Ve en önemlisi rakibine karşı daha naif oldu. Hani hata yaptığı şeyi az önce konuştuk. İşte ben olduğum sürece Fenerbahçe hiç şampiyon yapmazlar.
Ben hep özneli konuştum diyor başkanlık boyunca. Ali Koç'un hani burada altını doldurması lazımdı. Bizim düşmanımız kim? Düşmanını bilmezsen kaybedersin. Ben düşmanımı bildim, savaştım, kazandım dedi. Onun dışında dediğim gibi inanmış, dinlenmiş, daha sağlıklı ve kimseyle kavga etmeyeceğini söyledi. İlk defa ben Aziz Yıldırım'dan bunu duyuyorum. Aziz Yıldırım'ın olduğu yerde kaos vardır, tedirginlik vardır, korku vardır. Camia içinde de futbolcular, teknik direktör hepsi Aziz Yıldırım'dan biraz çekinirler. Çünkü söylemleriyle, duruşuyla her anlamda daha böyle sert bir başkandır ama değişmiş. Benimle kavga ederlerse kavga ederim ama onun dışında kimseyle kavga etmeyeceğim dedi. Bu da bir art unsur. Ben hani Gürcan abiyle burada ayrışıyorum. Bu kongrede ben artık hani denize düşen yılana sarılır bile denir ya. Aslında öyle değil. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin onursal başkanıdır Fenerbahçelilerin. Ve burada hani Ali Koç sevdalılarının bile kongrede o sandığa gittiklerinde elleri Aziz Yıldırım'a gideceğini düşünüyorum. Aziz Yıldırım'ın kazanmasını isteyecekler. Ve Aziz Yıldırım da dediği gibi 3 yıl için geliyorum diyor. Finali Fenerbahçe'yi şampiyon yaparak sonlandıracaktır. Zeki şey etkiler. Bak Fenerbahçe'yi şampiyon yapamayan bir önceki başkanla Fenerbahçe'yi şampiyon yapamayan son başkan karşılaşıyor. Yani burada tam Aziz Bey güzel şeyler söylüyor ama daha önce söyledi. Yani insanlar artık daha ince eleyip sık dokuyacaklardır ki Ali Bey'in, Ali Koç'un da 6 yıllık süreçte en çok eleştirdiği noktadan hareketle söylüyorum. Bu kongrede listeler çok önemli olacak. Yani Aziz Bey'in listesindeki isimler, Ali Koç'un listesindeki isimler, yani 14 kişi. Yedeklerle beraber 21 kişi. Listeyle yani de ilgili. Onlar bence oy vereceklerin fikrinin değişmesinde ya da nereye gideceğinde çok etkili olacak. Kesin. Çok fazla şey konuşuluyor. Ya bu arada Ahmet abiye vermeden. Gidemedim. Bir türlü Ahmet hocama gidemedim. Reklama gidelim biz biraz sonra Ahmet abi hemen söz al. Ne zaman kafam buraya dönse Gürcan abi araya bir tane laf alayım. Programın sonunda bu anı hatırlatacağım. Aziz Bey Başkan Fenerbahçe'de yıllar önce. O zaman şimdi bypass oldu. Allah şifa versin. O zaman da kalbiyle ilgili sıkıntıları var. Amerika'ya gidiyor. İşte kontrol ediyor doktorlar. Sonuçları değerlendirecekler. Oradaki doktor diyor ki, kendisi anlattığı için, ne iş yapıyorsunuz diyor. Müteahhitim diyor. Başka bir uğraşınız yok mu diyor. Kulüp başkanıyım diyor. Sen diyor bırak müteahhitliği diyor. Kulüp başkanlığını yap stressiz, rahat rahat diyor. Oradaki doktor ona göre söylüyor tabii ki haliyle. Stressiz, rahat rahat keyfini çıkar diyor.